Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Terazi Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor, sizin ikinci evinize aydınlatıyor. Evet, bu hafta Terazi Burcu'nda 16 Ekim'de yeni ay olacak. Bu yeni ay öncesinde, haftanın enerjilerine baktığımızda gerçekten çok güçlü ve sert e, etkileşimler var. Bu enerjiler altında aslında yeni ay doğacak. E, öncelikle, Merkür, gezegeniniz Merkür bu hafta itibariyle geri harekete başlıyor. Bunu söylemek istiyorum. 2020'nin son retrosu, Merkür retrosu. Ee, Akrep Burcu'nda başlayacak 14 Ekim'de. Ardından 28 Ekim'de Terazi Burcu'nda bu gerileme devam edecek. 3 Kasım'da da Terazi Burcu'nda sonlanacak retro hareket. Tabii ki gezegeninizin retroya geçmesi sizi etkileyecektir. Yani bir kere zihinsel anlamda çok geriye dönüşler yaşayabilirsiniz. Bazı konularda çok takıntılı olabilirsiniz, çok detaycı olabilirsiniz ya da çok kuşkulu, kuruntucu olabilirsiniz. Güven sorunları yaşayabilirsiniz ilişkilerinizde, iletişimlerinizde. Ve tabii ki günlük hayatımızda, e, seyahat planlarımızda olsun, e, eğitimle ilgili konular, ticari faaliyetler olsun, parasal konular olsun, bunlarla ilgili alanlarda ister istemez bazı gecikmelerin, rötarların, bazı aksiliklerin olması mümkün. E, çok önemli kararlar vermemek, Anlaşmalar yapmamak gerekir retrolarda ama daha önceden başlamış konular varsa işler projeler tabii ki bunları devam ettireceğiz. Retrolar aslında daha önceden fark etmediğimiz bazı sorunları fark etmemiz için de bize fırsattır. Onları belki şimdi bu detayları görebiliriz eksikleri tamamlayabiliriz. Para konularında da daha hesaplı olmamız gerekiyor. Muhasebe işlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Alışverişlerde de dikkat etmemiz gerekiyor. Terazi Burcu'ndaki güneş bu hafta zorlu açılar içerisinde. Koç Burcu'nda gerileyen Mars 14 Ekim'de güneşin karşısında olacak ki kazalar için dikkatli olmak gerekir. Sert bir açıdır, tehlikeli ve risklidir. Düşünmeden hareket etmeyeceğiz. Fiziksel anlamda da eylemlere dikkat edeceğiz. Parasal konularda da daha temkinli olmakta fayda var. 15 Ekim'de Güneş bu sefer Plüto ile dik açı yapıyor. 18 Ekim'de de Satürn ile dik açıyor. Dik açıda olacak ve bu enerjiler altında 16 Ekim'de Terazi Burcu'nun 23 derecesinde yeni ayda olacak. Yeni ayda Güneş ve Ay, Mars, Satürn ve Plüto ile zıt açılar içerisinde Mars retrosu devam ediyor. Merkür de retroda olacak. Bu koşulların biraz tabii tıkanık olduğunu, biraz bizi baskılayan, zorlayan, mücadele gerektiren konulara işaret ediyor. E, yeni ay para alanınızda, ister istemez parasal alanlarda biraz baskılar var. E, belki bazı projeleriniz biraz sıkışabilir, istediğiniz gibi şu anda ilerlemeyebilir. Yatırımlar konusunda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çok önemli alışverişleri erteleyin lütfen. En azından şu retrolar düzelsin. Ondan sonra belki daha iyi değerlendirebilirsiniz. Yatırımlar konusunda iş konularına dikkat edelim. Süre gelen işlerimizde de zorlanmalar olabilir. Koşullar biraz zorlayabilir. Hatta hani iş ve kariyer konularında sıkıntılar oluşabilir. Beklediğimiz paralar gecikebilir. Tüm bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde kazalara da dikkat etmek gerekiyor. Borçlar konusunda da ihmalkar olmamak gerekiyor. Çünkü borçlarla ilgili eğer hani gözden kaçırdığımız bazı detaylar varsa bu bir kredi olabilir, bir vergi ödemesi olabilir, herhangi bir borç olabilir, bir sigorta konusu, bir nafaka konusu, bir miras konusu olabilir. Şimdi bu yeni ay geçmişten gelen bu kavramları karmik etkilerde olabilir. Unutmayalım. E, hak edişler de olabilir çünkü bu kişisel haritalara göre değişen bir durum. Hak ettiğiniz bir şeylerin de size gelmesi mümkün. Bunu da göz ardı etmeyelim. Olumlu ya da olumsuz, bu hak edişlerle maddi anlamda karşılaşabileceğimiz ilginç ve güçlü bir yeni ay döngüsü olacak. Ay sonuna kadar olan süreçte bu enerjiler hayatımızda etkisini devam ettirebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.